Selam, ben Kıvanç Çökten. 2022 Indie Pro benim tahminlerimde yanıldığım bir yarışma oldu bu kesin. Ama bunu bir tarafa koyarsak son derece çekişmeli, heyecanlı bir yarışma oldu. Aynı zamanda iki tane open kategori vücut geliştirme sporcusunun bir sene gibi kısa bir sürede çok ciddi gelişim kat ettiklerine de şahit olmuş olduk. Öncelikle videoya Blessing Awadubu'yu tebrik ederek paylaşmak istiyorum. Kendisi tüm haterlarını, ben dahil olmak üzere kendisinden tüm şüphe edenleri şaşırttı, yanılttı ve 2022 Indie Pro'yu kazanarak adını Aralık'taki 2022 Mr. Olympia'nın katılımcı listesine yazdırmayı başardı. Şimdi niye böyle bir giriş yaptım? Önce bir hafızamızı tazeleyelim. Blessing Awadubu'nun ilk pro şovu 2021 Indie Pro'ydu. Çok iddialı gelmişti. Ama hayal kırıklığı yaratan bir formla 3. olmuştu. Bir hafta sonra New York Pro'ya girmişti. Yarışmanın favorisi olarak görülen Nick Walker ile aylarca sosyal medya üzerinden atışmıştı. Onu küçük gören ifadelerde bulunmuştu. Ama yarışmayı Nick Walker ile yan yana bir kare dahi fotoğraf veremeden, onunla aynı call-out'a bile çıkamadan 6. olarak tamamlamıştı. Tabii ki bu tüm vücut geliştirme sektöründe büyük espri malzemesi oldu. Blessing Awadubu'ya denilmeyen şey kalmadı. Sen sosyal medya vücutçususun, sen bir Instagram palyaçosusun, senin IFBB Pro League'de ne işin var gibi şeyler söylendi. Blessing Awadubu bunları sanki çok içselleştirmemiş gibi duruyordu. Yaptığı paylaşımlardan öyle anlaşılıyordu. Ama demek ki içinde yaşadıkları dışa gösterdiklerinden farklıymış. Kendisi sonra kesinlikle yarışmadı bir daha. Ciddi bir off-season'a girdi. 140 kilogram gibi çok yüksek bir vücut ağırlığına kadar tırmandı. George Farah, ünlü koç George Farah ile yollarını birleştirdi. Onun koçluğunda bu yarışmaya hazırlandı. Ve belli ki doğru formülü bulmuşlar. Blessing Awadubu çok daha iyi geldi geçen seneye göre. Peki geçen sene en zayıf görülen yanları neydi? Bir kere kondisyonu büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu yarışmada kondisyonu gayet iyiydi. Daha iyi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Geçen sene bir diğer eleştiri kaynağı alt vücudunun üst vücuduna göre çok daha az gelişmiş durmasıydı. Ben ön bacaklarının ciddi şekilde büyüdüğünü ve daha detaylandığını gördüm. Arka bacak ve kalça da kesinlikle hacim kazanmış. Daha detaylı olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Ama zaten daha yolun başında, bence ileride çok daha iyi bir Blessing Awadubu göreceğiz. Benim şöyle içim rahat. Evet, düşene bir tekmede sen vur prensibinden hareketle ben de New York Pro'dan sonra Blessing Awadubu ile dalga geçen bazı şeyler paylaşmıştım. Şu anda olmayan Kas Gazetesi isimli Instagram sayfamda. Ama bir videomda da şunu açıkça demiştim. O yüzden içim rahat. Demiştim ki evet, hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı pro kariyerine. Ama dürüst bir şekilde baktığınız zaman gerçekten çok estetik, çok göze hitap eden bir vücut yapısı var. İleride eksiklerini tamamladığı zaman çok daha iddialı olabilecek, tehlike yaratabilecek bir sporcu olduğunu ben açık ve net söylemiştim. Ama bu kadar erken bir şekilde, bu kadar hızlı bir şekilde tüm eksiklerini kapatıp yarışma kazanabileceğini şahsen ben de görememiştim. Ben bir vücut geliştirme sever olarak yarışmanın sonucundan gayet tatmin oldum. Bence haklı bir zafer elde etti Blessing. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Yarışmayı ikinci bitiren Charles Griffin'in iyi bir formla geleceği zaten yaptığı tüm paylaşımlardan belliydi. Bence Charles dün %100 performansla sahnedeydi. Bundan artı bir daha iyi gelebileceğini ben şahsen inanmıyorum. Zaten bir vücut geliştirmeci için önemli olan bir önceki yarışmasına göre ne kadar gelişim kat ettiği. Koçu Matt Jensen'ın yaptığı paylaşıma bakın. En son yarışması olan ve 3. bitirdiği 2021 Tampa Pro'daki pozlarıyla bu yarışmadaki pozlarını yan yana koymuş. Neredeyse tüm bölgelerde kendisi gelişme sağlamış. Bu zaten çok büyük bir başarı tek başına. Charles Griffin'in yarışmadan sonra yaptığı paylaşımdan bu sonucu kabullenemediğini ve kızgın olduğunu, kendisinin şampiyon olması gerektiğini düşündüğünü çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Kendisi demiş ki ben buraya yarışmayı kazanmak için gelmiştim ama önemli değil. 2022 Mr. Olympia biletini kestirmeden bu sezonu kapatmayacağım
demiş. Ben bu ifadeyi gördükten sonra hemen skor kartlarına baktım çünkü yayınlanmıştı ve gördüm ki hem prejudging'de yani yarışmanın ilk kısmında hem de finallerde 3 hakemin 3'ü de birinciliği Blessing Awodibo'ya vermişler. Yani aslında ortada tartışılacak bir şey yok. Karar çok açık ve net. Eğer vücut geliştirmeyi benim gibi uzun zamandır tercih ediyorsanız aslında şöyle bir tartışma konusu ortaya atabilirsiniz. Charles Griffin Blessing ile kıyaslandığında belki biraz daha komple, biraz daha az eksiği olan bir vücutçu gibi duruyor olabilir. Özellikle yandan ve arkadan verilen pozlarda bence Charles daha sert, daha detaylı gözüküyor. Bir diğer konuda kondisyon, mesela Blessing Awodibo'nun arkadan verdiği pozlara bakın. Alt sırtında böyle derinin kat kat olduğunu görebilirsiniz. Küçük bir alanda da olsa, ama mesela Charles Griffin'e baktığınız zaman adam kupkuru. Yani aslında kondisyon konusunda da belki %2, %3 daha iyiydi Blessing'den. Ama Amerikalılarda wow faktörü diye bir terim var. Özellikle bu vücut geliştirme yarışmalarında kullanılıyor. Bu nedir? Yani iki vücutçuyu yan yana koyduğunuz zaman bir tanesi diğerinden daha fazla gözleri üzerine çekiyor. Daha fazla insanlara wow dedirtiyor. Yani aslında bu terimin anlatmak istediği şey bu. Ben final call-out'a baktığım zaman açıkçası gözüm hep Blessing'e kaydı. Peki bunun sebebi ne? Çünkü Blessing daha uzun. Blessing daha geniş. Çok daha geniş Charles Griffin'den. Bu yapısal bir şey. Charles'ın yapabileceği bir şey yok bu konuda. Son olarak ise yine Amerikalıların kullandığı bir terim var. Yapacak bir şey yok. Bu onların sporu. X-frame dedikleri bir şey var. Yani geniş omuz, geniş kanat, ince bel ve büyük quadricepslerin ön bacakların oluşturduğu o X görüntüsü. Bu da zaten vücut geliştirmede çok arzulanan bir şey. Ve bu Blessing de gerçekten tamamen yapısal olarak çok ileri seviyedeydi. Gözler hep Blessing'e kayıyordu. Yani aslında ben Charles Griffin'e katılmıyorum. Bence ikinciliği %100 hak etti ama birinciliği hak etmedi. Kesinlikle Blessing Awodibo'nun hakkıydı. Yarışmanın üçüncüsü veteran vücut geliştirme sporcusu Max Charles oldu. Indie Pro tahminleri videomda demiştim ki Max Charles kariyeri boyunca hep kondisyon konusunda istikrarsızlık yaşadı. Ama eğer ki iyi bir kondisyonla gelmeyi başarırsa hacmi ve genişliği sayesinde bu tarz ikinci sınıf olarak kategorize edilen yarışmalarda her zaman ilk call-out'a girebilecek kalitede bir sporcu. Öyle de oldu. Max Charles yarışmayı 3. bitirdi. Ama benim için bu yarışmanın en büyük hayal kırıklığı kaynağı ise 2021 Indy Pro şampiyonu, yani ünvanını korumaya gelen, 2021'de Mr. Olympia'yı 8. bitirmeyi başaran Dominik asıllı vücut geliştirme sporcusu Justin Rodriguez'in 4. olması oldu. Justin 2022 sezonunda 2 tane yarışma yaptı. İlki Arnold Classic, ikincisi ise William Bonac'ın arkasından 2. bitirdiği Boston Pro'ydu. Justin'in ne Arnold'ın prejudging'indeki ne de Boston Pro'daki formuyla alakası bile yoktu. Ne kondisyonu alışıldığı gibiydi. Hacmi ve doluluğu da sanki bu yarışmalardaki gibi değildi. Bir de kendisi %100 formla sahnede olamadığını bildiği için çok büyük ihtimalle bu özgüvenine de yansıdı. Pozları verirken bir Blessing'de, bir Charles Griffin'de, yani formda olduğunu bilen sporculardaki o özgüven, o enerji kesinlikle yoktu. Bu da tabii formuyla beraber bu özgüven eksikliği de, bu enerji eksikliği de hakemlerin gözünden kaçmadı. Ve çok hayal kırıklığı yaratan bir şekilde Justin yarışmayı 4. bitirdi. Fuat Abiyat'ın podcastinde de bu muhabbet geçmişti. Onlar da aynı benim gibi, aslında sektördeki herkes gibi, Justin Rodriguez'in bu yarışmayı rahatlıkla 1. bitirebileceğini düşünüyorlardı. Çünkü kağıt üzerinde kendisi en kariyerli vücutçuydu. Ve de çok daha yeni bir yarışma yapmıştı ve orada mükemmel gözüküyordu. Çok büyük ihtimalle Justin hem 2021'de hem 2022'nin ilk çeyreğinde üst üste çok yoğun bir şekilde yarışmanın yorgunluğu sebebiyle istediği forma giremedi. Zaten yarışmadan sonra yaptığı paylaşımda o da söz verdiği gibi New York Pro'ya da gireceğini ama ondan sonra da dinlenmeye çekileceğini açıklamış.
2022 Indy Pro'nun 5.'si ise ilk Pro şovuna çıkan Brent Svensson oldu. Yine tahminlerimi anlattığım videoda demiştim ki Brent'in yapısal olarak rakiplerine göre çok büyük eksikleri var. O da bence bunun farkındadır ve bu açığını kontrol edebileceği bir şeyle, yani kondisyonla kapatmaya çalışacaktır. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Yine Amerikalıların terimlerinden örnek vermek zorundayım. Onlar inside out diye bir şey derler. Bu ne demek? Sanki içi dışına çıkmış gibi. Gerçekten de bir anatomi haritasını andırıyordu Brent Svensson. İnanılmaz kondisyonluydu. Belki tüm şovdaki en kondisyonlu atletti. Brent zaten küçük bir vücutçu da değil. Yarışmadan 4-5 gün önce ağırlığı 120 kilogram civarıydı. Sonuçta open kategori vücut geliştirmeden bahsediyoruz. Eğer belli bir hacmin varsa ve bu hacmi çok ciddi bir kondisyonla destekleyebiliyorsan kesinlikle ödüllendiriliyorsun. İşte bu örnekte de bunu görüyoruz. 212 pound kategorisinin şampiyonu ise Brian Balzano oldu. Daha yeni, birkaç hafta önce vücut geliştirmenin yeni Quadzilla'sı kim olacak diye değişik bir video yapmıştım. Orada Brian Balzano'dan da bahsetmiştim. Devasa quadricepsleri sebebiyle orada da anlatmıştım. Brian Balzano'nun önemli bir özelliği var. Kendisi şimdiye kadar toplamda, yani amatör, profesyonel sadece 4 yarışma yaptı ve 4 yarışmanın sonunda ilk pro şovunu kazanıp Mr. Olympia'ya katılma hakkı elde etti. Brian Balzano da gerçekten kondisyonuyla ön plandaydı. Özellikle kalçaları inanılmaz formdaydı. Gerçekten uzun zamandır bu kadar taraklı bir kalça görmemiştim. Brian Balzano tam bir 212 pound kategorisi vücutçusu. Tam bir tank ve Aralık ayında Mr. Olympia'da bir diğer tank, İspanyol tankı Angel Calderon Frias'la kendisini aynı call out'ta yan yana görmek isterim açıkçası. Vücut geliştirme dünyasında bu hafta önemli bir gelişme yaşandı ve 7 kez 212 pound olimpiya şampiyonu olan Flex Lewis herkesi şaşırtan ani bir kararla yarışmacılıktan emekli olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Flex en son 2018 yılında 7. ve son unvanını kazandığında yarışmıştı. 2019'u boş geçmişti hacim kazanmak için, büyümek için. Çünkü 2020'de artık ağırlık limiti olmayan kategoride, yani open kategori vücut geliştirmede yarışacağını duyurmuştu. Biliyorsunuz olimpiya şampiyonu olduğunuz zaman ömür boyu katılım hakkı elde ediyorsunuz. Ama 212 poundu kazanan birinin open kategoride bu hakka sahip olduğuna dair açık bir kural yoktu. O yüzden olimpiya komitesi kendisine 2020'de özel bir davetiye verdi. Ama yarışmaya çok kısa bir süre kala Flex Lewis kendisini çok rahatsız eden bir sakatlık, zannedersem omuz sakatlığı sebebiyle yarışmadan çekildi. 2021'de yarışması bekleniyordu ama o ailesini genişletmeye karar verdiğini ve ikinci çocuğunu yapmaya odaklanacağını söyledi. Geçen sene de yarışmadı. 2022'de kariyerinin başından beri koşuşunu yapan Neil Hill kesinlikle Flex'in yarışacağını duyurmuştu yılın başında, ama sonrasında böyle bir açıklama geldi. Flex Lewis bir podcast'e katılmış, onun videosunu paylaştı ve orada dedi ki ben zaten kariyerimin başından beri, yani gençliğimden beri hep iştahla ilgili problemim vardı. Yemek yemekte zorlanıyordum. Ama 212 pound kategorisinde zaten 96 kilogram limitini tutturmak zorunda olduğu için bu ona çok fazla bir sorun teşkil etmiyormuş. Çünkü zaten yılın çok büyük bir kısmını frene basarak geçiriyormuş. Çünkü çok fazla yemek yediği takdirde çok büyüyormuş ve yarışma zamanı geldiğinde kiloyu tutturmakta, limiti tutturmakta zorlanıyormuş. Ama tabii open kategori demek, hacim demek, çok daha fazla yemek yemesi gerekiyormuş. Ve bu kararı aldığından beri çok zorlanıyormuş. Flex Lewis tabii ki sebeplerden biri olarak bunu sunuyor. Ama bence en büyük sebep yakın zamanda, yani son bir senede çok fazla vücut geliştirme sporcusunun genç yaşta, hiçbiri neredeyse 50 yaşını göremedi, ard arda vefat etmeleri. Tabii ki Flex Lewis'te iki küçük çocuk sahibi olarak bundan etkilenmiş olması çok normal. Bence kararın arkasındaki en büyük sebep bu. En güzel açıklamayı Olimpiya Başkanı olan Dan Salomon yapmış. Dan demiş ki Flex Lewis kupalardan, madalyalardan, ünvanlardan çok daha önemli olan bir şeyi tercih etti. Ailesine, çocuklarına, eşine zaman ayırmayı tercih etti. İleride kızının düğününde dans edebilme ihtimalini tercih etti gibi bir
açıklama yapmış. Ben Flex Lewis'in bu verdiği kararın %100 arkasındayım. Zaten 7 kez olimpiya şampiyonu olmuş birinden bahsediyoruz. Artık ispat edecek hiçbir şeyi kalmadı. Kendisi zaten hala bir ticari marka. Kendisinin ticari değeri var ki İtalyan supplement devi Yamamoto Nutrition 4 senedir yarışmamasına rağmen hala onun sponsorluğunu üstleniyor. Kendisini zaten Las Vegas'ta Dragon Stair yani Ejderha İni isimli çok popüler bir spor salonu var. Tüm dünyadan sporcular antrenman yapmak için oraya akıyorlar. Bunun dışında bildiğim kadarıyla birkaç işi daha var devam ettirdiği. Yani aslında paraya da, tanınırlığa da, popülerliğe de ihtiyacı yok Flex Lewis'in. O yüzden ben bu kararını destekliyorum. Tabii ki bir vücut geliştirme sever olarak kendisini Open kategoride devlerin yanında Nick Walker, Brandon Curry, Hunter Labrada, Big Ramy gibi isimlerin yanında poz verirken görmek isterdim. Ama bizim bu isteğimiz, bu arzumuz kesinlikle bir insanın hayatından iki küçük çocuğun babasız bir şekilde büyüme ihtimalinden daha önemli değil. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.